Fuji kozmetiğe de girdi. Ne alaka? Şimdi Fuji bu filmleri yaparken, bu filmler güneşe çıktıklarında güneşten hemen etkilenir ve yanardı. İşte Kırmızı Odalar falan belki filmlerde görmüşsünüzdür. Etkilemiyordu. Kırmızı Odalar'da banyo edilir falan, kırmızı ışıkta. Bu filmi eğer çıkarırsanız şeyinden yanar, bozulur. Ve bu filmi korumak için böyle çok hassas, zarar vermeyen bir kimyasal keşfediyorlar. Güneş ultraviyoleye dayanıklı. Evet, sonunda bu film gereksizleşiyor ama o ultraviyoleye dayanıklı ürünü kozmetikte kullanmaya başlıyor. O nedenle hani sadece kendi sektörünüze bakmayın. Elinizdeki ürünün nereye yarayacağı belli olmaz diyorum. Daha kapsamlı bakın. Girişimcilik öyle bir şey. Elimde ne var ve ne işe yarar dediğim. Ebru Baybara Demir'i duyan var mı aranızda? Hep yabancı örnekler veriliyor. Benim çok beğendiğim bir girişimci. Böyle hani koca koca firmalar, Ar-Ge'ler falan değil. Girişimcilik ruhu başka bir şey. YouTube'da bir TEDx konuşması var. Onu bir izlemenizi tavsiye ederim. Ama o TEDx konuşmasında bir 3-5 yılı var. Üzerine ne yaptı? Şöyle, Ebru Baybara Demir aslında turizm rehberi. Mardinli. İstanbul'a geliyor, evleniyor vesaire. Babasıyla geliyorlar ailecek. Sonra turist götürüyor yabancı turistleri Mardin'e. Mardin'de yemek yiyecek bir tane restoran yok. Önce işte akrabalarının evinde yediriyor falan. O şeyi izlersiniz, tavsiye ederim. Ondan sonra Mardin'e gideniniz veya oradan katılan varsa Cerciş Muratpaşa Konağı'nı kuruyor. Oradaki kadınlarla ve Mardin'in geleneksel yemekleriyle restoran kuruyor. Ondan sonra işte terör olayları vesaire derken bütün oteller ve turizm duruyor. Bu arada bu şey o zamandan Hayatım Yeni Bahar. Mardin'in Yeni Bahar baharatı meşhur. Ve oradaki kadınlara soruyor ne yapabilirsiniz diye. Onlar da diyor ki ya biz yemek yaparız, nakış yaparız. Ve takı yapmaya başlıyor onlarla, Amerika'ya sevk etmeye başlıyorlar Instagram üzerinden işte bir şey. Daha sonra bu hikaye, o TEDx konuşmasını izleyin, orada bitiyor. LinkedIn'de takip ediyorum ben. Ve şu anda da bir ara Suriyeli kadınlarla tarım, kompost hazırlama vesaire üzerine çalışıyordu. Son dönemde de aslında, çünkü yemek ve restoran kültürü de geldi. Son dönemde de Antakya'da sanırım deprem bölgesinde yemek yapıyorlar. Yani bir sürü hikaye, kendini değiştirerek, dönüştürerek, o dönemin ihtiyaçlarına bakarak ve yüreğini izleyerek. Girişimcilik sadece para kazanma hikayesi değildir. Yüreğini izleyerek sürekli ihtiyaçlara yönelik bir çözüm araştırıyor. Takip etmenizi ve okuyan arkadaşlar da bana sohbetten yazıyorlar. Sizler de görüyorsunuz muhtemelen. Gerçekten çok ilham veren biri. Hep yabancıları takip ediyoruz ama içimizden de çok ilham veren insanlar var. Günün sonunda çevik proje yönetim bir kavram, aldığınız işi hayata geçirmek. Çünkü işi yaparken de çevik olmamız gerekiyor. Ve işi geliştirirken de, normalde şirketlere girdiğinizde işte bir iş geliştirme departmanı olur, bir operasyon departmanı olur. Ama asıl çeviklik bu ikisinin birbiriyle konuşarak iletişimli gittiğinde olacak. Ne demek istediğimi böyle yaptıkça anladım. Çevik organizasyon demek ya da girişimci için önemli olan sürdürülebilir ticari başarı ya da etki başarısı. Ve bunun için de mutlu çalışan, mutlu müşteri ve değer katan iş yapmamız gerekiyor. Hani hediye almıştınız ya, o hediye sizi de mutlu etmeli, sizi yansıtmalı. Aldığınız hediyeyi verdiğiniz kişiyi de mutlu etmeli. Onun işine yaramalı ve siz değiştiğinizde otomatik gidiyor, gitme. Siz değiştiğinizde veya onun ihtiyaçları değiştiğinde tekrar değiştirmeli ürünü. O zaman sürdürülebilir başarı çıkıyor. Ve bunu başarmak için artık organizasyonlar öyle büyük hiyerarşik organizasyonlarda girişim takımlarına dönüyorlar. Yani belki siz işe başladığınızda bir organizasyonda işte hiyerarşinin, organizasyonun şemasının altında bir süre sonra bir girişimci haline gelebilirsiniz. Dünya buna doğru gidiyor. Takım takım ilerleme. Hatta mum mimarlıkta biz işte takımlar kendi içinde yürüyen işte hiyerarşisiz bir organizasyon yaratıyoruz. Şeflik işte onun üzerine kıdem var. Herkes tabii ki kıdemine göre gelişiyor ama kimse kimsenin amiri müdürü konumunda değil. Sadece kendini geliştirmeye. Çünkü o başka bir konu ama başka sakıncaları var işletmenin. Biz müşterinin ihtiyaçlarını görüp ona çözüm geliştiren
takımlar haline gelmek zorundayız. Peki bunun için ne yapmalıyız? Kağıtlar hazır mı? Çıkarın kağıtları. Bunun belli adımları var. Şimdi girişimcilik serüveni nerede başlıyor? Kendinizi çok iyi tanıyacaksınız. Kendinize rağmen bir iş yapamazsın. Hani başta söyledim ya kendimi anlatırken. Ya bir yerde ya ben ranta hizmet etmek istemiyorum dedim. Ki ben orada Türkiye'nin önde gelen bir proje yönetim şirketinin genel müdür ortağıydım iş hayatında. Hani kendi özelimde baktığımda da işte ev kredisi ödüyordum, çocuğum okuldaydı vesaireydi. İyi bir işte çalışmaya devam ediyor olmak zorundaydım. Ama kendime rağmen devam edemedim. Onun için kendinizi iyi tanımanız gerekiyor. Sonra çevrenizi tanımanız gerekiyor. Ne ürün? Ve doğru ürün fikrini bunun sonunda bulacaksınız. Adım adım gideceğiz sizle. Sonra iş modeli tasarımı ve gerçekten doğru mu oldu diye test etmeye gidiyor olacağız. Test ettik, olmadı. Tekrar ay ben acaba kendim de mi hata yaptım ya da organizasyonunuzda veya çevrende mi? Bu hep geri dönüp tekrar gözden geçirmeyi gerektiriyor. Peki kendimizi nasıl tanıyoruz? Şimdi iş hayatında insanların duygularının dikkate alınması yeni aslında. Çünkü sanayi devriminden önce çalışanlar köleydi. Hiç kimse onların mutlu bir köle olup olmadığıyla ilgilenmiyordu. Kırbaçla çalışıyorlardı. Hatta sanayi devriminde insanları köle mi çalıştıralım, para mı verelim falan diye tartışıldı. Hani sanayi devriminin Avrupa'da ve Amerika'da ortaya. Bizde de toprak ağaları, işte marabalar falan hani öyle parayla çalışma kültürü çok fazla yok bürokrasi değilse. Ama bugün geldiğimiz dünyada bizler iyi bir şey, kendimize rağmen bir işte çalışamayız. Sevmek zorundasınız. Çıktığı sevmek zorundasınız. Ürününüzü sevmek, değer yaptığınız işi sevmek zorundasınız. Yoksa işte hastalanıyoruz, mutsuz oluyoruz, stresli oluyoruz. O nedenle tutkunuzu bir bakın bakalım. Ne sizin tutkunuz? Ne yaparak para kazanmak? Neyi düzeltmek istiyorsunuz dünyada? Bu cepte. Şimdi isterseniz bir dakika süre vereyim size. Bir düşünün. Bir kendinizle kalın. Yani gidip her yere CV göndermeyin mezun olduğunuzda da. Neyin parçası olmak istiyorsunuz? Var mı söylemek isteyen? Böyle içinde ya ben bir başlatayım. Ben bir başlangıç yapayım. Belki diğerleri de o şekilde şey olur. Birazcık konuşmaya meyillenir. Ben hani okuduğum bölüm dolayısıyla hep iyi bir tasarımcı olarak bilinmek isterdim. Hani böyle mimarlık ya da bir tasarım deyince insanların akıllarına ben geleyim isterdim. Ve hani böyle sadece mimari yapı olarak değil de birçok alanda iyi bir tasarımcı olarak bilinmek isterdim. Hani sadece yapı değil, ne bileyim. Belki heykel bile olabilirdi bu. Yani çok farklı şeylerin iyi bir tasarımcı olarak bilinmeyi çok isterdim ben. İsterdim değil, isterim. İsterim. Değil mi? Başka? Süper. Ben de sevdiği işi yapıyordu olarak bilinmek isterim. Yani o iş üzerine hani o işi seviyordu ve bunun üzerine güzel işler başardı denilmesini isterdim. Yani isterim, hala istiyorum. Bunun için çabalıyorum tabii ki de. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Böyle bir sorum ileride var. Siz tiyo mu aldınız da cevap veriyorsunuz? İleride nasıl anılmak istersiniz diye de direkt soruyorum. Ama şu andaki daha spesifik gidersek, bu dünyada neyi değiştirmek istersin? Hani ben işte inşaat sektörü dijitalleşsin ve insan odaklı olsun diye hani kendi tutkumdan bahsettim ya. Ben burada kendimi buldum. Ben bir dönem inşaat sektörünü tamamen bıraktım. 3-5 yıl sonra bu tutkumu bulunca geri döndüm. Siz bulunduğunuz noktada mimarlığı seçerken veya neyi değiştirmek istiyorsunuz? Neye hizmet etmek? Hocam ben önce kendim değişip benimle beraber etraftaki insanın değişmesini istiyorum ya. Bunun için de çabalıyorum en azından. Nasıl bir değişim? Hocam hem karakter olarak hem de iş olarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Süper. Arada bir tökezlesem de devam etmek zorundayım. Gelişmek birincil ihtiyaçlarımızdan. Bu Maslow'un hiyerarşisini duydunuz mu bilmiyorum. Orada gelişmeyi yazmamış ama bence gelişmek hem mecburuz, çok güzel bir nokta, hem de birincil ihtiyaçlarımızdan. Kendimizi gerilemeye başladığımız anda karamsarlığa kapılıyoruz. Süper. Peki bir yandan da gelelim şimdi aslında o arada gelen nasıl anılmak isterdiniz sorusuna doğru yaklaşıyoruz. Bir şey değiştirmek istiyorsunuz. Peki sizi besleyen değerleriniz neler? Güven, saygı, adalet, kişisel gelişim. Bunlardan birkaç tanesine arkanızdan. Şimdi o soruya geliyor. Arkanızdan nasıl anılmak istiyorsunuz? Hocam ben güvenilir, anlayışlı ve milliyetçi olarak anılmak istiyorum. Süper.
Ben kendi milletimin daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşayacağı alanlar, konfor alanları üretmek amacıyla bu mesleği seçmiştim. Birazcık kendi yaşam alanlarımızdaki olan yapısal çöküntüler diyeyim yani. İşlevselliği zedeleyen noktaları görerek bu mesleğe karar vermiştim. Süper. Ya benim aklıma hep şey gelir mesela, Maria Botta diye bir ödev yapmıştım mimarlıktayken, yani okuldayken. Maria Botta'nın şeyi, herkes iyi tasarım hak eder diyordu. Mimari tasarımlar, bilmiyorum hala, ben 30 yıl önce hazırlamıştım. Adamı kimse anmıyordur herhalde şimdi. Yani iyi tasarımı herkes hak ediyor. Şey de olsa hani, finansal kaynakları olmasa da diye. Beni çok etkilemişti o mesela gibi. İyi insanlar iyi yerlerde yaşasınlar. Başka paylaşmak isteyen? Ben başarılı ve azimli olarak anılmak isterdim. Süper. İsterim yani. Harika. Evet, isterim. Ben hepsiyle anılmak isterim hocam. Nasıl? Ya hocam demeyin. Demet Hanım diyebilirsiniz. Demet diyebilirsiniz. Ben hepsiyle anılmak isterim açıkçası. Hepsi. Sıralasak. Hayır, gitmiyorum. İlk beş. Hocam. Hocam güven, yok. Pardon. Güven ve adalet. Adalet. Süper. Seda el kaldırmış. Konuşabilirsin Seda. Direkt mikrofon açabilirsin. Evet. Teşekkür ederim. Ben az önce galiba ilk bunu düşündüm. Aklım o cenaze şeyine gitti. Böyle bir şey duymuştum daha önce. Mezar taşında beyazsın. Evet, yani nasıl bilirdiniz dedim hemen içimden. Ve benim özellikle yani çok günlük hayatımdan aldığım ilham, ülkemizde, şehrimde gördüğüm şey, bazı şeylerin bu şekilde gidiyor olmasını kabullenmişiz. Ben bunun tersini düşünen biri, hani umursardı, fark yaratabileceğimize inanıyordu, umut ediyordu. Umudu vardı, süper. Süper. Evet, böyle anılmak isterdim. Harikasınız. Ben gençlere çok güveniyorum gerçekten. Ya, haklı çıkarıyorsunuz siz de. Şimdi peki yani eğer bunun dışında bir ortamda yer alırsak, hani benim kastettiğimden ranta hitap ediyor olmak, para kazanıyordum ama ranta hitap ediyor olmak yapamadım yani. Tamamen çekilmeye ihtiyacım. O kadar keskin bir şey aslında, istemediğin işi yapıyor olmak. Şimdi biraz kişiliklerden bahsedelim. Değerler var. Değerler çok önemli. Çünkü bu değerler insanları birbirine bağlıyor. Hem çalışanlarınızı size bağlıyor, hem de girişimci olarak müşterilerinizi size bağlıyor. Benzer değerlere sahip insanlar bir arada daha iyi çalışabiliyorlar. Siz çok adaletlisiniz mesela. Adalete önem vermeyen biriyle aynı ekipte zorlanırsınız gibi. Benzer değerler. Peki şimdi bir küçük test yapacağız. Kişilik testi. Yapalım mı? Kağıtlar, kalemler hazır mı? Kim? Öncelikle şunu söyleyeyim. İyi ya da kötü profil yok. Her takımda her türlü profile ihtiyaç var. Onu girişime anlatırken oraya değineceğim. Aslında her şeyden de içimizde biraz barındırıyoruz. Yaşantılarımız, yaşımız vesaire. O kişiliğimizin de değişmesine, farklı yönlere kaymasına da neden oluyor. Bahsedeceğim yine kendimden. Şimdi ama yine de burada ne çıkarsa çıksın en iyi şey bence burçlarınıza inanın. Burçlar en güzel. Şimdi şöyle bir test yapacağız. Umarım rahat çizdim renk renk ki yani rahat takip edin diye. Sizlerden şöyle bir şey rica ediyorum. Her satırda yani birinci satırda canlı, macera perest, analitik, uyumlu. Bunlardan işte A, B, C, D diye bir tanesini seçmek. Mesela 1 de B, 2 de C, 3 de A gibi 40 satır var. Size biraz süre vereceğim. Bunlardan 40'ına da mutlaka, bazıları saçma gelebilir ama içinizden gelen bir tanesinde karar kılın. Çok da yavaş gitmeyin, yapıverin gitsin. Bu 40'a da A, B, C, D diye birer tane seçmenizi rica ediyorum. Başladık. Herkes görebiliyor değil mi? Sorun yok. Görünüyor hocam. Hani şu anda 40 şeyde seçenekte. Okuyabiliyorsunuz. Okunuyor. Tamam. Besna'dan başka göremeyen var mı bu arada? Genel herkes görüyor mu arkadaşlar? Ufak bir ses verirseniz güzel olur. Yoksa yani sorun sadece Besna'da mı, genel bir sorunu var? Onu anlamaya çalışıyorum. Şu an gözüküyor aslında. Evet gözüküyor. Besna sanırım telefon... internetle alakalı bir problem olabilir ya. Çünkü sanırım başkasında bir sıkıntı yok şu anda görmemekle alakalı. Ben testi bana mail adresini atarsa ona sonra yollarım. Oğlum göremeyenler bana yazsınlar, ben onlara sonradan yollarım. Bitirenler ellerini kaldırırlarsa ekrandan. Gerçek ellerini. Kendisi gitti ama. Bir tokuşa kaçırdın mı?
Şu anda eğer ekranı görebiliyorsan kişilik profili testi yapıyoruz. Eğer göremiyorsan da ben sana sonra yollarım bana yazarsan. Şu anda görebiliyorum. Tamam. Her satırdan bir tane seçiyorsun. 1A, 2B, 3C gibi. Bitirenler el kaldırırlarsa hani bir genel bir şeye ulaşınca devam edelim. Devam edelim mi? Bayağı olmaya başladı. Bu elleri nasıl kapatacağım ben? Şu an 7 kişi el kaldırmış sanırım. 7 kişi. Hadi birazcık daha bekleyeyim. On beş olunca ben devam edeyim. Diyormuşum kalıyormuşum. Herhalde herkes bitmeye yaklaşmıştır. Şimdi sizden ricam A'ları, B'leri, C'leri saymanız. Paylaşmanıza gerek yok bu hani size kalsın. Ama kaç A, kaç B, kaç C, kaç D olduğunu sayın. Biraz zor sorular değil mi böyle nasıl ya falan diye. Saçmalama hiçbiri. Devam edeyim ben artık. Bunu eğer yazarsanız bana şeyleriyle beraber, analizleriyle beraber gönderin. Şimdi temelde bir sürü kişilik testleri vesaire görüyorsunuz. Temelde 4 çeşit kişilik olarak bağlanıyor bu. Mükemmeliyetçi melankolik, güçlü kolerik, popüler optimist ve barışçı soğukkanlı. Hepsinin güçlü yanları var, zayıf yanları var. Bu karakterlerin hepsi bir araya geldiğinde iyi bir girişim takımı oluyor. Girişimcilik tek başına yapılan bir şey değil aslında. Siz de eğer A'larınızı, B'lerinizi sayarsanız, popüler optimist A'lar çoksa, güçlü kolerik B'ler çoksa, mükemmeliyetçi ve barışçı soğukkanlı olarak kendinizi hafiften sınıflandırabilirsiniz. %80 ihtimalle. Veya zaten hepsinden, hiçbiri 40'da 40 çıkmaz. Hepsinden zaman zaman barındırırız içimizde. Ama bazı şeyler biraz daha yüklü olabilir. Bu neden önemli? İleriki zamanlarda soracağım. Eğer bana demet@değişimmimarı.com'a yazarsanız hem bu testi hem de bu kişilerin özelliklerini sizlere gönderirim. Şimdi devam edelim. Şimdi siz birey olarak güçlü yanlarınızı 5 tane. Hafize eğer bir şey söylemek için mi el kaldırıyor? Bir başka da kaldıran varsa 3 kişi hala el kaldırıyor. Aynen eğer Hafize şey... İrem aynen. Az önceden kaldı tamam. Sanırım. Tamam. Eğer söz istemiyorlarsa indirebilirler artık. 5 tane güçlü yanınızı yazın bir kenara. Bu İyi bir network'ünüz olması olabilir, çok iyi İngilizce biliyor olmanız, üç yabancı dil biliyor olmanız olabilir veya şey demiyorum, çok zeki olmanız olabilir demiyorum. Çünkü şöyle bir araştırma var, toplumda herkes, daha doğrusu toplumun %80'i kendisini ortalamanın üzerinde zeki buluyor. Hepimizin kendimizi ortalamanın %80'i, %100'e ortalamanın üzerinde zeki bulma ihtimalimiz çok yüksek. Ama hani böyle ölçülebilir, bilebildiğiniz network'ünüz olması, ne bileyim yabancı bir okuldan ya da işte iş deneyiminizin olması, iyi tasarım, güçlü yanlarınızı yazın, güvendiğiniz yanlarınızı. Şimdi duymuşsunuzdur SWOT analizi diye, strength and weakness, zayıf yanlar. Zayıf yanlarınızı yazmayın. Çünkü hiçbir iş zayıf yana göre geliştirilmez. Güçlü yanlarınıza göre iş geliştirirsiniz. Eğer bir işe karar verdiniz ve orada zayıf yanlarınız olduğunu da düşünüyorsunuz. Atıyorum bir yazılım girişimi yapacaksınız. Yazılımcı değilsiniz. Kodlama bilmiyorsunuz. Ya bir çözüm ortağı bulursunuz ya öğrenirsiniz. Ama bir işi geliştirmek için öncelikle güçlü yanlarınıza dayanırsınız. Bunu bilmeniz önemli. Güçlü yanlarınıza güvenmeniz önemli. Bireysel girişimcilik çok zor. Takım olarak daha iyi ve yatırımcılara baktığınızda en çok takıma yatırım yapıyorlar. Çünkü takımda bir sıkıntı varsa dünyanın en iyi iş fikri bile dağılabilir. Takım kimle o değerleriniz vardı ya ortak değerleri paylaştığınız insanlarla daha iyi takım oluyordunuz. O en iyi şeyi veriyor. Yani takımınızı iyi tanıyacaksınız. Değerlerinizi zaten konuştuk ve ondan sonra bir mottoyla çıkacaksınız. Siz neyi değiştirmek istiyorsunuz? Şimdi bugün bazı şeyler var hani laf olsun diye motto. Bazı şeyler gerçekten hani arkasında duruyor. Hani kahve diyeceksiniz ama adam diyor ki hayat kısa. Ben bu kısa hayatta insanları ayık tutmak istiyorum.
Herkes kahve dükkanı açabilir ama bunun bir felsefesi var diyor. Bileniniz var mı? Kiralık Aşk diye bir dizi vardı. İzlediniz mi? Ben onu çok severdim. Orada reklamcı vardı. Onur Tüfekçi mi? Onur. Neyse reklam kampanyaları. Ha bir de reklam kampanyaları yapıyordu. Şimdi çok güzeldi. İyi bir reklamcı hazırlatmışlar. Mesela kadınlar için erkek arkadaşlar da var burada. Ayakkabı bir tutkudur. Hedef kitleleri en azından onlar için. Ayakkabıyı tutku olarak. Kızların en iyi arkadaşları ayakkabıları. Hani demiyor ki ben bunu deriden yapıyorum, şundan yapıyorum. Hani sana sevdiğin, senin özel olduğunu biliyorum. Senin için ayakkabı. Sana onun için ayakkabı yapıyorum diyor. Veya bu sokakta gördüğüm bir şey. Şimdi taşınma sahnesini düşünün. Taşıyıcı arkadaşlar yüklenirler eşyalarınızı. Ödünüz kopar. İçindeki o işte kristaller kırılacak, camlar kırılacak, tabaklar kırılacak falan. Hayal kırıklığına yer yok diyor. Yani ben senin için bunların çok değerli olduğunu biliyorum. Ben özenle taşıyorum diyor. Şey mottom bu. Ben iyi hizmet ediyorum bir kelimeyle. Hani kaliteli, güvenli hizmet falan demiyor. Hayal kırıklığına yer yok diyor. Peki sizin şirketinizde mottonuz, billboardlarda ne yazıyor sizin için? Neyi değiştiriyorsunuz da neyi anlatıyor?